Günaydın beyler. Günaydın. Hadi beni utandırma piyangom. Bu sefer başıma kondur şu talih kuşunu. Kondur da şu küflü daireden, şu yazmakla bitmeyen tozlu defterlerden kurtulayım. Hadi. Akıllanmadın gitti. Bu sefer çıkacak. İçime doğdu, göreceksiniz. Her tayyare piyangosu alışında içine doğuyor senin de birader. Bu sefer başka. İnşallah, inşallah. Ne yapacaksın bu sefer büyük ikramiye isabet ederse ha? Ne yapacak? Çarçur edecek. Kim? Ben mi? Bende tüccar kafası var mirim, tüccar. 25 sene önce bakkal yanına çırak olarak gireydim. Şimdi dükkan tezgah sahibi adamdım ben. Yok ya, kolay mı öyle? Sermaye olduktan sonra. Çok değil, elime 2-3 bin lira para geçsin. Fikrimi değiştirdim. Hemen bahçeli bir lokanta alacağım. Bahçeli. Nereden çıktı bu? Buradan azizim, buradan. Altı lokanta, üstü ev. Sabah kalk erken, in aşağı, geç tezgahın başına. Akşam oldu mu, kapat dükkanını, çık eve yat. Şimdilik çayını iç. Ekmeği hemen getirir Ekrem. Yolda sallanıyordur mutlaka. Şimdi gelir. Piyango çekildi hanım. Belki de şu anda zenginiz. Aman, her piyango çekilişinde aynı hayat. Gazete geldiği zaman da aynı hezimet. Sen işine bak, işine. Havluyu da kapının koluna asma diye kaç kere söyledim sana. Piyango çıkınca yalvaracaksın ama. Bana da yine bir manto yaptıralım Haydar. Bak o zaman yaptırıyor muyum? Gazete, gazete! Canım da bir kaşar peyniri çekti ki sorma. Tayyare piyangosundan ikramiye çıkarsa yersin oğlum, merak etme. Kilo kilo. Beyaz peyniri talim o zaman desene. Ayol ne oluyorsun? Beş bin lira! Vallahi de 5 bin lira! Billahi de 5 bin lira! Ah, hanım bak gördün mü çıktı işte, çıktı hanım! Ay bana bir şey de dur! Anne kendine gel! Kendine gel! Kurtulduk hanım! Bahçeli lokantamız bizi bekliyor, kurtulduk! 5 bin lira ha! Anne! Bir buçuk günlük hafta sonu tatilde yetmiyor ki muhterem. Hadi beyler, cumartesi mesaisi bitmiştir. Öyle de bir acıktım ki. Bakalım tayyare Haydar bugün bize neler ikram edecek. Herhalde iyi bir masa donatır. Koskoca bahçeli lokanta sahibi artık. Ne şans varmış adamda, bastı istifayı gitti be. En iyisini yaptı, sen olsan durur musun? Durur muyum hiç? Hadi hadi beyler, öldüm açlıktan. Hadi hadi. Afiyet olsun. Nasıl, beğendiniz mi? Çok güzel Haydar'cığım, daha iyisi can sağlığım. Çok şahane bir lokantam var kardeşim. Allah hayırlı müşteriler nasip etsin. Amin, amin. Lokantanın etrafı epeyce kalabalık. Müşteriden yana sıkıntı yok. Maşallah, maşallah.
Sağ tarafta 150-200 metre ileride boya fabrikası var. Efendime söyleyeyim, arkamızdaki yolun 500 metre aşağısında tütün fabrikası var. Karşımızda 2-3 tane daire, en azından 20'şer memur. Civar esnafı, evlerde oturanlar falan. Aman tahtaya vur, nazar değer. Bu işte dürüst olacaksın. Ben onu bilir, onu söylerim. Bir kere malın temiz olacak. Müşteri gönül rahatlığına gelecek. Tabii. Temiz yemek yediğini bilecek. Mutlaka. Öyle pirincin küflüsüne, etin bayatına, zerzebatın solgununa kaçmak bende yok. Öyle de olmak lazım. Ama herkes öyle değil ki. Baştan işi sıkı tutuyor, sonra bırakıyor. Ne oluyor o zaman? Müşteri kaçıyor. Değil mi ya? Vallahi doğru. Bizim dairenin karşısındaki lezzet lokantasıyla az mı kavga ettik? Buyurun. Doğru. Her türlü mahlukat çıkar adamın yemeğinden canım. Aman hatırlatmak üzere seveyim. Malın en temizini, aşçının en iyisini kullanıyorum. Küçük bir hesap yaptım. Ucuz, temiz yemek yedirmek suretiyle hem vatana millete hizmet edeceğim, hem de memuriyetten kazandığımın 10 mislini kazanacağım. Bereketli olsun inşallah. Amin amin. İnşallah. Canım hesap ortada işte. Dürüst oldun mu kazanırsın. Hadi şerefine Haydar. Sağ ol, sağ ol. Baba, bu saatten sonra kimse gelmez, ben yatıyorum. Olmaz. Ay hadi çıkalım da yatalım, vallahi uyku gözümden akıyor. Daha erken, belki bir gelen olur. Ayol, gecenin körü, millet yattı. Olsun efendim. Belki adamın birinin uykusu kaçacak, gideyim de bugün açılan lokantada bir tas sıcak çorba içeyim diyecek. Lafa bak. Yani birinin uykusu kaçar da canı çorba çekerse diye sabahlara kadar böyle oturacak mıyız? Ben bunlar ne biçim esnaf? Dükkanı hemencecik kapatıyorlar, dedirtmem hanım. Aman dedirtme. Bugün davetliden başka kimse görmedim doğrusu burada. Tabii görmeyeceksin. Daha ilk gün. Dur bakalım. Bu iş sabır işi. Ben gidiyorum Haydar Bey. Nereye? Daha erken. Yatsı namazı bile geçti beyim. Ne erkeni? Peki, peki. Yarın ona doğru gelirim. Ona doğru mu? Sen ne diyorsun? Akşam yemeğine gel bari. Fesübhanallah. Daha erken kim gelsin? Çorbacı mı burası? Peki, tamam. Bir aksilik olmasın ama. Müşteri bir şey ister de yetiştiremedik dersen o zaman külahları değiştiririz. Merak etme. Her bir şeyi yetiştiririm evelallah. Hadi hayırlı geceler efendim. Sana da. Hadi biz de yatalım bari. Madem herkes yattı. Sizin bu tembelliğinizle işimiz var desenize. Cevdet! Buyurun komutanım. İyi geçti, herkes uyuyor. Bahçeyi Haydar süpürsün, örtüleri Haydar yaysın, çayı Haydar demlesin, en erken Haydar kalksın. İyi ki adamlarımız var. Günaydın abi. Haydar abi. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun Cevdet Bey. Niye zahmet ettiniz efendim? Biraz daha uyusaydınız. Ama Haydar abi saat daha 7. Evladım, burası hepimizin ekmek kapısı. İş erken başlar. Hı hı. Öğle saat onlarda kalkarsak öğle müşterisine nasıl yetiştiririz yemeğini? Hı. Ne zaman pişer o yemek? Hı. Ne zaman hazırlanır bu masalar? Haklısın. Hadi şimdi git bir tepsiye peynir, zeytin falan koy. Hı hı. Çayın demine bak. Hı hı. Bir an evvel kahvaltı faslını bitirelim de işimize bakalım. Peki abi. Thank you.
Yemeklerin pek nefis Haydar. Nefis de laf mı? Harika. Afiyet şeker olsun kardeşlerim. Herkese övüyorum senin lokantayı. Ben de. Geçen gün kayınbiradere anlattım. Sağ olun. Allah razı olsun. Ama pek müşteri yok galiba. Yeni sayılır da. Tabii. Sabırlı olmak lazım. Bu işler aceleye gelmez. Biz de kalkalım artık. Mesaiye geç kaldık. Görüşle arkadaşlarını. Ta nereden kalkıp sana geliyoruz. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Hadi Süleyman, gidelim artık. Biz emir kuluyuz, patron değiliz. Darısı başınıza inşallah. Daireye de gel ara sıra. Özlüyoruz vallahi. Dilimizden düşmüyorsun. Eksik olmayın, gelirim tabii. Hoş geldiniz çocuklar. Merhaba baba. Hoş geldiniz. Niye kimseler yok baba? Canım dur. Dün bir bugün iki. Civar daha tanımadı ki. Tabii. Önce bir ayakları alışsın. Değil mi ya? Daha ne oldu şunun şurasında? Biraz sapa kalıyor galiba baba. Yok efendim, ne münasebet. Anan da senin gibi tutturdu sapa diye. Alakası yok. Daha yeni. Bu işler sabır ister biraz. Ama paralar da suyunu çekecek yakında baba. Bir şeycik olmaz. Birkaç aya kadar boş yer bulamayacaksınız burada. Hadi bahçeye çıkalım da yemek yiyelim. Kaçın benim. Yavrum, en nefis kül bastı burada. İnsan yemeğe doyamıyor. Elbasan tavanın yanında kül bassın adını ama. Afiyet olsun. Herkese söylüyorum gidin yiyin diye. Bir gün çoluk çocuk geleceğiz. Ona ekmekli kadayıfı isteriz ha ona göre. Bugün de doyduk çok şükür. Çok şükür. Ya aybaşı da geldi ama. Ne olmuş? Haydar'a borcumuz birikti. Arkadaşımızın yanında konuştuğun lafa bak şimdi. Haydar yabancımız mı? Durumumuzu bilmiyor mu? Önümüzdeki ay inşallah hepsini birden ödeyeceğiz. Tabii canım. Bir tenzilat yaparsın artık. Bak, en vefalı müşterilerin biziz. Her Allah'ın günü ta nerelerden kalkıp geliyoruz. Evet, değil mi ya? Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Aç kızım ağzını. Ya yemeyeceğim. Yiyin bakayım. Deden kızar sonra. Yine parasını vermediler değil mi? Ay başında toptan verecekler. Çok beklersin daha. Hani geçen ay veriyorlardı? Hanım uzatma, bilmiyor musun durumlarını? Ayol onlar bizim durumumuzu bilmiyorlar mı? Ne bu? Her Allah'ın günü gel takın, 5 kuruş vermeden çek git. Bu iş olmayacak. Çok söylüyorum ama dinletemiyorum. Her Allah'ın günü eşe dosta akrabaya yemek yedire yedire iflahımız kesildi. Bizi mi kastediyorsunuz anne? Ne münasebet? Nezahatli biçim laflar ediyorsun öyle. Benim lafım çocuklarıma değil. Kızımla damadım tabii ki gelip yemek yiyecekler burada. Helal olsun, hakları. Ben onları demiyorum. Ya kimi diyorsun anne? İşte şu gidenleri. Daire arkadaşları, eşi dostu. Dün de amcanlar geldi. O da benim kardeşim hanım. Çok mu gördün kardeşimin 2 lokma yemeğini? Kardeşinize bir şey dediğimiz yok efendim. Ama kardeşin, kardeşinin karısı, onun 4 tane çocuğu, kayınçosu, kayınçosunun karısı, onların 3 tane çocuğu, kardeşinin kayınçosunun kayınvalidesi, kaç kişiydiler? 12. Misafir diye mecburen biz de oturduk, 3 de biz. Etti mi 15? Ayol ziyafet verdik.
İnsan hiç olmazsa parasını vereyim diye teklif eder. Yiyen ağzını sildi kalktı gitti. Kendi kardeşini saymıyorsun ama. Evvelsi günde onlar gelmedi mi? İnkar etmiyorum ki. Nigar teyzeniz almış 3 kız kurusu görümcesini, büyük kızını, büyük kızının kaynanasını, eltisini, neymiş? Kadın kadına yemek yemeye gelmişlermişmiş. Bir de tutturdular mı sana hünkâr beğendi yiyeceğiz ya da kağıtta pastırma diye? Kaç lira o pastırma, haberleri var mı acaba? Tam 2 kilo pastırma yediler. Tabii senin kardeşlerin yerken iyi. Nigarlar hiç olmazsa hesabı ödeyelim diye teklif ettiler. Ödediler mi? Ödettirilir mi ayol? Ayıp. Vallahi ocağımıza incir dikilecek. Ne kadar eş, dost, hısım, akraba varsa hafta 7, onlar 8 burada yemekteler. Bir kuruş ödeyen de yok. Haydar efendi, kapatalım gitsin şurayı. Olur mu öyle şey Nezahat? O kadar masraf ettik, satın aldık. Zarardayız ama baba. Daha geçen gün 500 lira ya kaldı ya kalmadı diyen sen değil miydin? Allah Allah, hiç anlamıyorum. Niye müşteri gelmiyor acaba? Ne bileyim ben. Birileri dedikodu mu yapıyor nedir? Nasıl yani? Ne bileyim, hani yemekleri kötü falan gibisinden. Gelip yemedikten sonra ne bilsinler? Satalım Haydar efendi, satalım da kurtulalım. Olmaz. Yeni fikirlerim var. Bir haftada dolduracağım burayı, göreceksiniz. Hoş geldin abi. Koca tabelalar astım. Sokağın başına masa koydum. Bir Allah'ın kulu da gelip sormuyor yemek kaça diye. Ne iştir anlamadım. Allah Allah, garip şey. Acaba pahalı mı dedim. Başka yerlere gidip sordum. Vallahi yarı fiyatına. Vallahi hayret. Ha? Etrafı da epeyce kalabalık halbuki. Boya ameleleri, tütün ameleleri, memurlar. Sanki söz birliği etmişler beni batırmak için. Yahu kapının önünden geçin bari. Yok. Sanki kollarından tutup içeri alacağım. Hiç mi yemek yemiyor bunlar birader? Belki evlerinde yiyorlardır. İnsan haftada bir gelir de lokantada yer kardeşim. Ne yapacaksın şimdi? Satacağım. Bütün zarara razıyım. Ama alan yok birader. Gazetelere ilan ver. Vereceğim. Bugün o iş için uğraşacağım. Koskoca ilan verdik gazeteye, tık yok. Yahu bir kişi de sorsun gelip kaça satıyorsun diye. Buyur Haydar abi. Ne yedi bu müşteri? 2 kase çorba içti. O kadar mı? O kadar. Etli yemek yahut sebze sormadı mı? Sormadı. Pilav bari yemedi mi? Yemedi. Tatlı da istemedi. İyi be. Bir tas çorbaya buranın başını bekliyoruz yani. Eyvah. Bizim asalaklar gene geldi. Ben yokum tamam mı? Etli yemek geldi, biri kalmadı ona göre. Baba, uyan. Hı? Baba, uyan. Ne oldu, ne var? Paralambo efendi seni görmek istiyor. Niye? Ne bileyim ama çok mühim dedi. Hayırdır inşallah. Bahçede mi? Evet. Yemek mi yiyor? Hayır. Hoş geldin Paralambo efendi.
Hoş bulduk Haydar Efendi. Ne var ne yok? Müsteri isterim. Hayrola? Sana sokalı bir müsteri buldum. Yapma ya. Yaptım gitti. Ama %5 komisyonumu alırım. Ay Allah haralım bu efendi. %5 senin olsun. Kimdir bu müşteri? Ne iş yapar? Sen anlat hele. Manasından yeni gelmiş bir Arnavut. Denizde kumunda para. Bir kıl lokantası almak istiyormuş. Hemen gitti yanına bu haralımdan. Konuştu onunla. Çok iyi para satacağız. Ama benim komisyonu unuttun mu olmaz bu iş. Ayıp ettin. %5 dedik ya. Tamamdır. Yarın bizi saray otelinde bekliyor saat 2'de. Oturacağız konuşacağız. Allah razı olsun Haralombo efendi. Ah, ah. Bir alsa şu lokantayı da kurtulsam. Şimdi yemek yeriz. Tabii yeriz. Lafı mı olur? Ne yersin? Herkese yedirirsin. Et yemeği en pahalısından. Ben de isterim. İstediğin et yemeği olsun Haralombo efendi. Çok beğeneceksin, çok güzel bir yer. Sağında tütün fabrikası, solunda boya fabrikası, iki tane resmi daire, bir sürü ev, esnaf. İyi. İki katlı bina, üst katı evdir. Bahçe kocaman, ağaçlar, çiçekler, için açılır buraya. İyi. İyi iş yapar mı? Boşa almayalım. Sen delisin. Gece gündüz her daim iş yapar. Hem ne iş? Yalnız sonra demeyesin söylemedi. 3-4 adam daha tutmak ister. Yetişmiyor. Değil mi Haydar Efendi? Söylesene. Yetiyor sana 2 garson, 2 aşçı. Ne? Tabii. Nerede? Yetmiyor. Ama biz çoluk çocuk çalışıyoruz da idare ediyoruz. Sen de yok çoluk çocuk. Alacaksın 2-3 adam da. Tamam. Orası kolay. Niye satıyorsun? Bahsedemiyor, hastadır. Geçmiş olsun. Neyin var? Sağ ol, kalbim biraz... Kalbi hastadır evet. Doktor dedi ona yatacaksın, kendini yormayacaksın. Yazık etme işine, oğlun baksın. Bilmezsin şimdiki gençleri. İsmi Nur. Mektebe gidiyor ya. Doğru. Gençlere güven olmaz bu zamanda. Batırırlar işi. Ne kadar istiyorsunuz? Önce bir gör. Sonra dersin beni aldattınız. Yarın perşembe. Olmaz. İşim var. Cuma günü gelir görürüm. Pazarlığı yaparız. Tamamdır. Cuma günü görür. Sonra konuşuruz. Tamam. Cuma günü gelirim. O zaman bize müsaade. Cuma'ya bekliyoruz. Hay. Hadi bana. Hadi güle güle. Ne yaptın Haralombo efendi? Ne yapıyorsun? Gece gündüz iş yapar dedin. Adam gelecek görecek işmiş yok. Vazgeçecek. Öyle demeseydin. Almayacak şimdi. Dur be. Boşuna geldik, boşuna sevindik. Ne yapsak? Bir düşüneyim. Düşünecek ne var? Arnavut gelecek bakacak, incin topu oynuyor. Benim aklıma bir şey geldi. Olur. Ne olur? Sen 50-60 lira harcasın bu iş için. Ne için? Sen harca o kadar para gelsin kolay. Satılacaksa harcarım tabii. Bak ne yapacağız? Tütün amellesinden 50-60 kişiyi çağıracağız yemeğe. Gelecekler sanki müşteri gibi yemek yiyecek. Arnavut gelince sanacak onlar müşteri. O diyecek iş yapıyor burası. Alacak. Basın. İnanır mı dersin? Ne inanmayacak? Bilmem. Deriz iyi giyinin. Sanki düğüne gidersiniz. Olur.
Niye olmasın ki? Tamamdır. Ben severiz ameliyat viskisi, kadınla erkekli. Gelecekler, yemek yiyecekler bütün gün. Anamız zannedecek hepsi müşteridir. Azınsı yakacak. Ay aklımda bin yaşa Haralomba efendi. Vallahi 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Acele edin ama. Alıştınız tabii boş oturmaya. Aa, Haydar Bey sen git işine. Merak etmeyin ben hepsini yetiştiririm. Bak 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 etleri yakacaksınız. Adam eti yanık bulursa vallahi kovar sizi işten. Ne yanması Haydar Efendi? Daha etleri yeni çevirdik. Elinizi çabuk tutun biraz. Benim için hava hoş. Nasıl olsa satıyorum. Ama siz? Hadi sen git müşterilerinle otur. Biz her şeyi hallederiz merak etme. Peki hadi kolay gelsin. Hı hı. Nasıl kalabalık? İnandın. Çok iyi, çok iyi. Bu benim insanım var. Memnun oldum hanım kızım. Ben gideyim müşterilere bakayım. Siz zahmet etmeyin. Olsun olsun baksın. Ne oldu bu Arnavut'a? Hala gelmedi. Misafirmedi. Gelip. Lokantayı ben alacağım neredeyse bilmesem Haydar Efendi. Arnavut inanacak mı diyorsun? Ben bile yalanıma inandım. Geldi, geldi. Elbet gelecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Maşallah, pek güzel. Böyle işte. Şeyler yiyelim birlikte. Doğru demişsin. Adam tutmak lazım. Tutacaksın, başka türlü olmaz. Yetişmiyor iki kişi. Her zaman böyle mi? Bu adam niye satırsanın? Hep böyle burası. Nefes almak yok. Sabah müşteri, akşam müşteri. Adam gidecek kaptan ya. Öyle vallahi. Evet. Maşallah, pek de güzel. Şöyle güzel bir masa donatalım değil mi? Tabii, olur. Hay hay gidelim. 5000 çok, olmaz. Canım, biraz ikram yaparız. Ne kadar yapacaksın? Birkaç yüz lira. Ne oldu, anlaştınız? Anlaşamadık. Neden? 5000'i çok buluyor. Sen ne veriyorsun? 4000 veririm. 4000 azdır be. İyidir, iyidir. Azdır. Bak tıklım tıklım. İyidir. Burada 2 ayda kazanırsın 4000. Hadi 4200 olsun ama son. 4200 mü? Son, 4200. Şunu 4500 yapalım. Olmaz. Son dedim ya. Düşünmem lazım. Sen bilirsin. Hadi güzel hatırın var. 4250 olsun. O da senin için ha. Acelem yok. Yarın benim otele gel söyle. He dersen hemen gideriz tapuya. Peki. Yarına kadar müsaade. Evladım yok mu bu adam? Hiçbir şey demedi mi? Zaten o Arnavut burada kalmıyor ki ara sıra gelir. 3 gün evvel burada konuştuyduk. Biliyorum ama o günden beri ben de görmedim. Allah Allah. Çok tuhaf. Siz adresinizi bırakın, gelirse aradığınızı söylerim. Tam 3 saattir bekliyorum. Sabah 8:30'da buluşuruz dediydi. Belki bir işi çıkmıştır. Herhalde, neyse. Ben gideyim.
Bahçeli lokantanın sahibi geldi, verdiğim fiyatı kabul ediyormuş dersin, tamam mı? Tamam, gelirse söylerim. Ben lokantada olacağım, gelirse oraya gelsin. Peki. Hadi, Allah'a ısmarladık. Güle güle. Oy canım, canım tamam. Oy canım. Bir tanem tamam. Bir şey değil, borca da girdik. Zaten bu lokantayı açmak hataydı. Çok söyledim babana ama dinledi mi? Babam ne istedi lokantaya? 5000 istedi ama adam vermedi tabii. Bir tanem tamam. Sonra bir de gece bana soruyor 4250'yi kabul edeyim mi diye. Durduğu kabahat. Geldi galiba. Hayırlı haber olsa bari. Ay inşallah anne. Hoş geldin. Hoş geldin baba. Hayırlı haberlerle geldin inşallah. Tamam canım bebeğe merhaba. Merhaba. Konuşsana ayol, ne oldu? Adamı bulamadım. Nasıl bulamadın? Basbayağı bulamadım. 3 saat bekledim, gelmedi. Tabii gelmez. 4000'i kabul edecektin. Şimdi 3000'e de razıyım ama adam yok ortalarda. Haralambo'ya sorsaydın. Sordum, bilmiyor. Ne yapacaksın baba? Tüh kafama. İş adamlığı senin neyine? İlle de bir iş yapacaksan Bahçeli lokantadan başka bir şey bulamadın mı? Tekalüme de bir sene vardı. Git de işini geri iste bari. Oho, hoş geldin Haydar. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş otursana. Bulduk. Merhaba. Merhaba. Bekir, nasıl geçti izin? Ne işte. Nasılsın ya? Epeydir görüşmedik. Sağ olun. İyiyim. Başına gelenlere hem üzüldüm hem de çok güldüm. Birader, öyle de Tongo'ya basılır mı? Ne olmuş yahu? Ben bilmiyorum. Yeni havadis mi var? Allah iyiliğini versin Haydar. Anlatsanıza ne olmuş? Şu tütünde çalışan Haralambo var ya. Arnavut'un tekiyle bir olup Haydar'a oyun oynamışlar. Ben izindeyken ha? Nasıl oyun? Arnavut alıcı kılığına girmiş. Evet. Haralambo da sen bu dükkanı satmak istiyorsan çok müşteri varmış gibi yapman lazım demiş. Haydar nasıl yapacağız deyince Haralambo merak etme. Ben eşi dostu çağırırım, müşteri gibi gelirler, yerler içerler demiş. Arnavut da onları müşteri zanneder demiş. Haydar da kabul edince Haralambo eşin dostunu akrabalarını çağırıp Haydar'ın gezisinden nişan ziyafeti vermiş sevdalıymış. Yapma ya. 50-60 liraya patlamıştır ha. Yahu nasıl inandın bu Haralambo'ya be Haydar? Demek senin lokantada bedava nişan yaptı ha. Dur gel. Thank you.